Portofino'ya geldik. Burada San Margarita Ligure istasyonunda iniyorsunuz. İstasyondan çıkınca hemen şurada. Buradan bilet alıyorsunuz otobüs için. Şurada 82 nolu otobüs var. Buradan otobüsle Portofino'ya gitmek için yürüyerek gitmek zor çünkü. Yorucu olur. Otobüsün önündeki 82 nolu otobüs var. Portofino'ya gidecek. Şu sarı makineleri okutuyorsunuz. Şu biletleri. Evet, bu bilete 5 euro'ya gidiş dönüş alabilirsiniz. Gösterdiğim yerde. Portofino'ya geldik. Evet, soldan devam. Portofino'nun çarşısında geziyoruz şu an. Şimdi Castello Brown'a çıkacağız yukarıya. Oradan da bakacağız, bir plaja gideceğiz ama hangisine gideceğimize henüz karar veremedik. Genova'dan bir 20-25 dakika sürüyor. San Margarita Ligure istasyonunda indikten sonra şu çileklerin üzerine bakıyorum. Oradan hemen gar çıkışından size gösterdim ben. Bilet alıyorsunuz otobüs için. Gidiş dönüş 5 euro, otobüs alırsanız 6 euro. Hemen garın önünden 82 nolu otobüs kalkıyor ve Portofino'ya gelene kadar birkaç durakta daha duruyor. Karaci diye bir yer var mesela, orada duruyor. Portofino'ya gelmeden önce. Ve tekrar buradan yukarıdan çarşının bitiminden 82 numaralı otobüse tekrar Santa Margarita Ligure'ye geri dönüş yapabilirsiniz. Trenle tekrar geri dönmek için başka bir yere. Tek yön de alabilirsiniz bileti tabi. Biz bu akşam döneceğimiz için akşam 7.30'da trenimiz var. İşte Portofino'nun çarşısı burası, merkezi. Meydanı. Çok iyi. Neyi söylenir bakayım. Şunu çok beğendim de şunu. İşte Portofino'nun merkezi böyle bir yer. Buradan Castello Brown'a çıkacağız arkadaşlar. Yukarıya. Şurada kale var. Gördün mü burayı? Burayı. Castello Brown'a gidiyoruz. Portofino'yu gören o meşhur tepeden bakılan manzara. Giriş 5 euro. Kaleye ama sadece o meşhur fotoğrafı çekmek için çıkacaksanız çıkmayın. Yani etrafından dolaştığınızda geldiğiniz noktada da aynı manzarayı göreceksiniz. Boşuna 5 euro vermenize gerek yok. Castello Brown'un girişi. Evet buradan gidiyoruz. Buradan kaleyi es geçip evet buradan kaleyi geçip etrafını dolaşabiliriz. Castello Brown yukarıda kaldı. Oradan aşağı yürüyerek geldik. Rampa bayır aşağı. Rahat rahat iniyorsunuz. Gölgelik. Serin serin. Bu manzarayı görmek için koyun. Şimdi 12.30'da biz San Fruttoso'ya gideceğiz. Gidiş dönüş 13 euro verip. Tek yön 8.5 euro kişi başı. Biz gidip geri geleceğiz. Tekrardan trene binmek için.
Evet. Buradan denize girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilet. Havlunuzu serin. Yatın. Burası San Fruttuoso plajı arkadaşlar. Burası bir kilise var burada. Buradan girebiliyorsunuz isterseniz. Burada restoran var. İsterseniz burada kendiniz havlu şemsiye getirip girebiliyorsunuz. Ya da buradan görüldüğünüz üzere belli bir ücret karşılığında şezlong, havlu ve şemsiye kiralayabiliyorsunuz. Hediyelik eşya satan yerler de var. Hemen iskeleden çıkıp buradan gelebiliyorsunuz. Denizin güzelliği de sen. Burada yer var mı? Yok. Tamam, burası iyi. Evet, San. Çok güzel suyu. Yine çabuk derinleşiyor. Yüzme bilmeyenler için biraz daha az keyifli olur ama yine de suyun rengi falan çok güzel. Berrak. Tertemiz. Buraya tekne yanaşıyor. Yolcuları indiriyor. Tekrar geri gidiyor. Suyun dibini göstermişsiniz.
Portofino merkezden bir 10 dakikalık yürüyüşle bir yoldan, kaldırımsız bir yol. Dikkatli olun, araç geçişleri var sağda solda. Biraz dar yok. Geçip bu manzarayı yakalayabilirsiniz burada. Şu an evin manzarası. Santa Margarita Ligure'deyiz. Bak, bir Zeynep Durgun klasiği daha yaşamış. Dondurmasını düşüren birisi daha. Trenimize vakit olduğu için açıkçası istasyonda beklemek istemedik. O yüzden biraz Santa Margarita Ligure'yi gezelim dedik. Güzel yerler ama cıvıl cıvıl. Plajları cıvıl cıvıl. İnsanlar denize giriyor, sonra hop karşıya evine. Havlusunu, şezlongunu alan gelmiş. Güzel memleket.